Herkese merhaba. Mayıs Amerika'nın 55. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu bölümde ana konumuz şehri haritayı tamamen dolaşmak olacak. Önemli noktaları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bir değişiklik, yenilik var mı? Sizlere aktarmaya çalışacağım. Yenilikler muhakkak var. Bazılarına denk geldim çünkü onları özellikle göstermek istiyorum. Bunun dışında bakmadığım noktalara da bakarak bir yenilik varsa bunları size göstereceğim. Bunun yanında şu anda zaten hafta içinde olduğumuz için oyun içerisinde lastikçi açık, tamirci açık. Ona jantları bırakacağız oradan geçerken ve lastik takmasını isteyeceğiz. Bununla birlikte şehir merkezine gittiğimiz zaman da marketten şu sinek ilacından alacağız hazır gitmişken. Bir de minibüsün arkasında bulunan dizel deposu boş. Şu dizel bidonu daha doğrusu. Şu boş minibüse doldurmak zorunda kaldım. Minibüsünki full ama dolaşınca bununki de azalacak zaten. Bunu da doldururuz. Yani turumuza ek olarak onları da gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle bir minibüsü çalıştıralım. Hadi bakalım. Güzel. Direksiyon ayarını video dışında değiştirdim. Şu anda daha gerçekçi dönüyor. Bir güncelleme ile birlikte bozulmuştu direksiyon ayarı. Eğer böyle olmasını istiyorsanız siz de size ayarlarımı göstereceğim. Wheel rotation kısmını 250'ye getirdim. Bir de şuradaki değeri 25'e getirdim. Diğerlerinde herhangi bir değişiklik yapmadım ve gördüğünüz dönüş elde edilmiş oldu. Şimdi evde herhangi bir değişiklik yok. Araçlarda da zaten bir değişiklik yok. Bir önceki bölüme nazaran. Yaptığım değişiklik olarak fatura gelmişti. Onu ödedim. Elektrik faturası. Bunun yanında video çekmek için girmiştim fakat hafta sonunda olduğumuz için oyun içerisinde tamirci kapalıydı. Bu yüzden bir şeyler yapıp zamanı ilerletmem gerekiyordu. Ben de bunu odun keserek hallettim. Gördüğünüz gibi traktör burada, römorku burada, arkası full odun dolu şekilde böyle hazırlamış oldum hem. Hem de bir yandan zamanı geçirmiş oldum. Şöyle geri gelelim. Emniyet kemerini bağlayalım. Yola artık yavaş yavaş çıkabiliriz. Sadece videonun uzun olmaması için değişiklik olan noktaları sizlere göstermeyi planlıyorum. Hani zaten bir değişiklik yoksa göstermenin anlamı yok. Bir yere gittiğim zaman şurada şu değişiklik var şeklinde. Oraya geldiğim zaman videoyu direkt oraya atlatmış olacağım. Bu şekilde bir oynanışımız olacak. Dediğim gibi şehri dolaşmanın dışında da marketten birkaç alışveriş yapıp tamirciye uğrayacağız. Evet, sonraki gideceğimiz yerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yola çıktıktan sonra yol ayrımından sola doğru döndüm. Yani tamirciye giden ara yola doğru döndüm. Ve tamirciye kadar geldim. Herhangi bir değişikliğe rastlamadım bu ara yol üzerinde. Şimdi ilk işimiz bakalım. Evet, eleman burada açık. Sonunda jantları bırakabiliriz abi. Şunları bir lastik taksın da Satsuma yerlerde sürünüyor. Bunlar arkada kalmış. Şöyle açalım. Tamamdır. Şurayı kapatalım. Evet, bu işlemi daha önce yaptığımı hiç hatırlamıyorum açıkçası. Biliyorsunuz daha önce böyle bir şey yoktu. Bir güncelleme ile. Arkadaş, bu oyunda karakterler ne kadar çok konuşuyor ya. Hadi derdini anlatsın. Ben ona göre konuşacağım. Allah, ne oluyor? Evet, sonunda bitti. Gevezeliği sona erdi. Biliyorsunuz daha önce böyle bir şey yoktu. Lastik tekerlek, lastik jant birleşikti tekerlek olarak tam böyle bütün bir şekilde. Sonra da bir güncelleme ile bunu bu hale getirdiler. Hatta daha önce biz almıştık hepsini. Jantların, onlar da hepsi gitti. Şimdi bu işlemi daha önce yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum. Bakalım. Yapmadıysak ilk defa yapmış olacağız. Evet, burada lastik seçeneklerimiz var. Şimdi biz standart jantları getirdik. Burada da standart lastikler var. Şu yani 1750 olan. Anlaşılabilmesi için de üzerine de yazmışlar buradaki tutarı. Hangisine? Bu yüzden buradan bakabilirsiniz. Tamam, bize şu yeterli. 1750 indirimle %40 1050'ye geliyor. Tamam. Oldu mu şimdi? Herhalde oldu. Bir tepki vermedi ama burada da gördüğünüz gibi bir fark sezemiyorum. Şimdi bu işi hallettik. Bu oyunda burada bir yerde şeyler oluyordu derken buldum zaten.
Yaylar oluyordu. Şu yayları alalım. Bu benim diğer save dosyam olduğu için biliyorsunuz 51. bölümde yeni save dosyasına geçtik. Bir önceki oynadığım save'de bunları ben almıştım. Bunları yine alalım. Şöyle atalım. Bilmeyenler burada bulabilirsiniz veya şunun altında da olabiliyor. Şöyle arabamıza binelim. Şundan şu paketi bir alalım biz ya. Sigara bitti çünkü. Heh. Şunu da şöyle sallarsak. Şimdi burada kaydı kesmeyeceğim çünkü bildiğim değişikliklerden bir tanesi. Bunları da ben ayrıca düzenleyeceğim bu arada. Bunlar böyle çok ortada duruyor. Tamircinin önünü kapatıyor. Bu daha önce fark ettiğim bir değişiklik olduğu için direkt göstereceğim. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi burada ufak bir köprü mevcut. Burası daha önce yoktu. Hatta ufak bir gördüğünüz gibi tekne koymak için yer de var. Şöyle bir çekelim el frenini. Kemeri takmamışız. Şöyle bir gelelim. Gördüğünüz gibi böyle bir köprü var burada, bir yapı var. Su sesini de duyduk güzel bir şekilde. Evet, böyle ufak bir köprü eklenmiş. Bu yoldan böyle şehir merkezine, marketin bulunduğu şehir merkezine doğru devam ediyorum. Sonraki değişikliği size göstereceğim. Evet, aslında kaydı kesime de gerek yokmuş. Köprüden sonra, tepeye çıktıktan sonra burada direkt bir yol ayrımı görmektesiniz. Burası daha önce yoktu. Şöyle dönelim. Burada bir ev var gördüğünüz gibi. Şöyle aracımızı bırakalım. Allah. Aracı böyle bırakalım. Etrafı bir inceleyelim. Ev kapısı kilitli. İçeri eğilirsek böyle giriş kısım var bir tane görebiliyorsunuz. Merdiveni var. Ama içeriye giriş yok. Şöyle camından bir bakalım. Burada bir odası var. Şurada bir kısım var. Böyle açık bırakılmış niyeyse. Alttan girebiliyorsunuz. Ama buradan bir çıkış yapılabilir mi acaba? Yok. Zeminden böyle yukarıya çıkıyoruz zıpladığımız zaman. Niye böyle burası bırakılmış bilmiyorum. Belki ileride bir güncellemeyle de buraya bir şey falan mı gizlenecek acaba diye düşünmüyor değilim. Şöyle etrafını dolaşmaya devam edelim. Burada bir camı var. Evet, az önce girdiğimiz yerin üstü. Bu soba galiba. Böyle bir görüntüsü var. Yine aynısından burada var. Şöyle bakalım. Yine büyük bir oda. Salon tarzı. Masa ve sandalye var içeride kalmış olan. Burada bir oda var yine. Şu tarafta herhangi bir cam yok. Ve en son burada bir tane oda daha var ve cam var. Bir tane de tablo var ilginç bir şekilde. Böyle terk edilmiş bir ev var. Bunun arkasında bir takım yapılar var. Onlara da bir bakacağız. İlk olarak burada böyle bir yapı var. Eski bir kale duvarı gibi bir şey. Şurada ufak bir camı var. İçerisi boş ve direkt zıplayarak girilmiyor. Girilirse de çıkılmaz zaten. İçeriden çıkması mümkün değil buradan. Yükseklik olarak. Bunun yanında eski böyle surlar falan var. Gördüğünüz gibi böyle bir alan. Böyle giriş yerleri var. Böyle direkt kafa atıp geçebiliyoruz. Orada gezinti yapıyoruz. Karakter stresleniyor. Çok ilginç yani. Sigara içerek gezintimizi sürdüreceğiz o halde. Yapacak bir şey yok. Şöyle bu alanın dışına çıkalım. Burada bir kulübe var. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Yoksa bunlar eklenince mi eklendi? Ama yine de bir bakalım şöyle gelip standart her yerde görebildiğimiz tarzda kulübelerden içerisi tamamen boş. Evet, burada bir köprü görmektesiniz. Bu da oyuna sonradan eklendi. Önceki gördüğümüz köprüye nazaran daha büyük bir köprü. Bunun da üzerinden geçeceğiz. Video içerisinde yakından inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi bu bulunduğumuz yerden oraya gitmesi ters. Önce iç yolu dolaşacağız. Sonrasında ana yoldan
turumuzu devam ettireceğiz ve bölümümüzü noktalayacağız. Şimdi ben araca doğru dönüyorum. Bir sonraki değişikliği size gösteriyor olacağım. Evet, bir sonraki noktamıza geldik. Şöyle araçtan inelim. Biliyorsunuz burası daha önceki güncellemelerde eklenmişti. Yenilik olarak şu kapısı var artık. Kapı kapalı. Tıklanıldığında kilitli olduğuna dair bir ses veriyor. Bu sesin aynısını market kapalıyken de alıyorduk biliyorsunuz. Önceden ilk eklendiğinde buraya rahatça girebiliyorduk. Arkadan bir girişi vardı, ona bir bakalım. Evet, buraya da gördüğünüz gibi merdivenle birlikte, merdiven var mıydı hatırlamıyorum, bir kapı koyulmuş. Kapıdan aynı ses gelmiyor. İçeriye bir eğilelim. Pere Harvey yazısıyla birlikte bir manzara, arka fon ve bir mikrofon standı diyelim buna. İsmi tam olarak ne bilmiyorum. Bir mikrofon standı var. Ön kapıdan bir de bir bakalım. Şöyle bir de bu açıdan bakalım. Gördüğünüz gibi içerisi yine boş fakat kapılar kapatılarak şu kısım eklenmiş. Buradan anlıyoruz ki burası bir eğlence mekanına dönecek. Fakat ne şekilde olur bilemiyorum. Bu arada tabanda lambalar da var. Bunlar da sanki daha önce yoktu. Epey bir lamba var. Dikkatimi çeken bir detay oldu. Arkasını şöyle bir dönmüştük diğer taraftan. Bir de şuradan bir bakalım. Evet, buradan da bu kısım görülebiliyor. Gördüğünüz gibi. Bunun yanında başka burada size gösterebileceğim bir şey yok. Gezimize devam edelim. Evet, sonraki durak olarak kumarbaz elemanın evine geldik. Kulübesinde, şu garajında daha doğrusu, arabası yine duruyor her zamanki gibi. Burası yine aynı şekilde, bir farklılık gözlemlenemiyor. Burada odun olayı var. Burayı biliyorsunuz, kumarda kazanıp yerleşebiliyoruz. Bu yüzden buraya odun yerleştirilmiş. Şeyi var mı? Baltası var mı? Bir yerde. Burada gözükmüyor. Burada bir kayıt noktası. Kayıt edilemiyor alınmadığı için. İçerisine bakacağız şimdi. Burası aynı bir şekilde duruyor. Evine girelim. Burada eklenmiş olan bir adet soba var. Bakıyoruz. Kapağı açılmıyor. Üst taraf açılıyor mu? Hayır. Herhangi bir etkileşim yok. Dolapları vardı. Burada alındıktan sonra burası uyumlanabiliyor. Burada gösterebileceğim detay bu var. Evin içinde bir soba. Yukarıya bir baca çıkıyor. Arkadan baca gözüküyor mu görüntü olarak? Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de burası var ama baltayı bulamadık. Evde de yok. Belki aldıktan sonra balta da bir tane burada spamlanıyor olabilir. Evet, turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şehir merkezine bayağı yaklaştık. Burası şehir merkezine yakın bir noktada bulunuyor. Şehir merkezi ben bir turlayacağım. Bir değişiklik varsa göstereceğim. Yoksa direkt marketten kaydı açarak devam edeceğim. Evet, şehir merkezine geldik. İlk baktığım nokta vidanjör. Boşalttığımız vidanjördeki arkadaki pislikleri boşalttığımız yer oldu. Orada bir değişiklik yok. Şu kısma baktım. Burada da bir farklılık yok. Şimdi buraya bir bakacağız. Boş bir dükkan burası. Belki de oyunun başından beri vardı. Yani bayağıdır var diye biliyorum. İçine girilebiliyor. İki tane raf var. Herhangi bir şey yok. Burada şöyle geldiğiniz zaman bir tane not var. İlginç bir şekilde alınamıyor. Üzerine gelince herhangi bir altyazı falan çıkmıyor. Ne yazdığına dair. Böyle bir not var. Gördüğünüz gibi numara ve bir adet not var. Neyi ifade ediyor bilmiyorum. Şu şekilde tutayım. Gördüğünüz gibi alınamıyor da burada bu şekilde duruyor. Burası ile ilgili bir ipucu veriyordur diye düşünüyorum. Ayrıca ben video dışında ne olduğunu çözmeye çalışacağım ama İngilizce olmadığı için çözmek elbette zor olacak. Şimdi buradan direkt markete gidelim. Aslında buraya en sonunda gelebilirdim ama neyse. Ben yiyecek işini halledeyim. Ya stres nedir yahu? Bir turda bir paket sigarayı bitireceğiz. Şundan almıştık bu arada. Şimdi sen bize bol bol sinek ilacı ver. Yolda lazım olur. Bir tane cips ver. Bunun yanında
paini uraasta. Parçalar da var. Peräjär ve huluppeen hokkani. Peki bu neden sıfıra sıfır gösteriyor? Bilgisayarın şey mi, direkt parayı mı kesmişti acaba? Bak yine gevezelik başladı. Porukka aina rupes naaramaan, kun minä... Bunu da ekle. Mistäs sinä on poikin suuntaan sohakeemalla, että minä tirpasen sua on? Bir sus arkadaş, bir sus ya. Biz neyin şeyini ödedik şimdi onu anlamadım. Sıfıra sıfır yani. Niye açılmıyorsun? Heh. Alışveriş çantasını gönderelim. Burada ilginç bir şekilde bunlar var. Nedir bunlar? Daha önce ben burada ne varsa almıştım. Çok ilginç. Biz neyin parasını ödedik şimdi? Ödemedik daha doğrusu yani. Şöyle gönderelim. Burada gelen bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir şey yok. Şu odanın içerisine bakalım. Burası da boş. İlginç. Gerçekten tuhaf bir durum. Bunu kapatalım. Wow, burası yarılmış. Şimdi ben merkezin diğer geri kalan kısmını da bir turlayacağım. Kilisenin ve yazlık ev miydi ne diye geçiyordu orası. Sonradan eklenen evler vardı. Oraya da bir bakacağım. Sonrasında buraya geleceğim tekrar. Buradan kaydı açarım. Yakıt alıp turumuza devam ederiz. Evet, bahsettiğim yerlere de baktım. Kiliseye ve evlerin bulunduğu yere. Orada da bir değişikliğe rastlamadım. Tekrar markete döndüm. Depomuzu bir dolduralım. Evet, dizel şurada. Şuradan doldurabilir miyiz? Evet, algıladı. Sıkıntı yok. Evet, son güncellemede bir takım değişiklikler yapılmıştı. Bir detay vardı. Sesle ilgili eksiklikler giderildi diye. Bunlar da elbette oynarken fark edilecek şeyler ve ben bir tanesini fark ettim. Şöyle şurayı kapatalım. Bu fark ettiğim detay da yakıt doldurduğumuz bidonlarda artık ses mevcut. Bunu tabii ki bu şekilde bir şey fark etmedim de oynatınca. Bu bidon doluyken aracı boşaltırken artık bir ses var. Gerçekçiliği arttırmışlar. Eskiden herhangi bir ses yoktu. Bidon boşmuş gibi. Zaten bir görüntü göremiyorduk. Yani dökülme gibi bir efekt yok. Şimdi artık en azından ses var. İçerisinde sıvı bir şey olduğuna dair en azından size hissettiren bir ses eklenmiş. Şöyle bir kapatalım, oynatalım. Gördüğünüz gibi oynatınca yine bir ses yok ama boşaltırken dediğim gibi araca artık bir sesim mevcut. Şimdi ödememizi bir yapalım. 136. Bu da tamam. İnanılmaz bir yine stres ve susuzluk var. Şöyle onları geçici olarak halledelim. Şimdi normalde ben buradan tura devam edecektim fakat aklıma bizim yazlık ev geldi. Eğer tekne bu taraftaysa yazlık eve de bakalım diyorum ben. Oraya da bakmadan olmaz. Bayağıdır ben gitmedim açıkçası. Orada ben bir değişikliğe açıkçası rastlayacağımı düşünüyorum. Şu yoldan direkt aşağıya gidelim bakalım. Evet, teknemiz burada. Güzel. İnşallah yıkatı buraya gidip gelmek için yeterlidir. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Aslında kayıt alsaydım keşke marketin orada. Şöyle bırakalım. Evet. Böyle kalabilir. Bu niye burada arkadaş? Niye suda değil? Bota bindik eyvallah da. Şöyle bir itelim bunu. Niye buraya binmiş? Hadi. Hadi abi. Hah, gidiyor gibi. Nasıl çıkmış buraya bu ya? Allah Allah. Gider misin abi? Aslında çok bir kısmı suda ama köşeden takılmış gibi böyle. Heh. Allah gidiyor. Hadi. Eller de böyle kaldı. Heh. Üzerine bindik. Onun drive modu yok muydu? Sürüş moduna. Heh. Varmış. Şöyle bir çalıştıralım. İkinci de çalıştırdık. Bunu bayağıdır kullanmamıştım. Bu ileri. Heh. Şöyle bir dönelim. Uf, kayarak gidiyor. Karaya çıkacağız gibi. Heh, dönebildik. Şimdi bir de gidip yazlık evimize bakalım. Evet, yazlık evimize de geldik. İlk göze çarpan, gördüğünüz gibi burada bir mangal var eklenmiş olan.
masa ve iki tane sandalye var. Sandalyeler de birbirinden farklı. Şurada bir etrafını dolaşalım. Tuvalet vardı kayıt yapabilmemiz için. Odunlar burada var. Balta var burada gördüğünüz gibi. Kapılar değişmiş gibi geldi. Sanki beyaz değildi gibi bunlar. Kirji kovası burada. Burada yine tahta koymak için zımbırtı var. Evet, burada bir değişiklik sezmedim. Kirji kovasını aslında alabiliriz. Geri götürebiliriz. Burada olmasının bir anlamı yok. Şöyle bir alayım ben bunu. Burada balık olayı için gördüğünüz gibi bir aparat var. Burada bir masa var. Bu kısma gelelim. Evet, lamba, mum daha doğrusu daha önce vardı. Fotoğraf makinesi, kamera daha önce vardı. Burada havai fişekler var daha önce olan. Kahve için çaydanlık gibi bir olayımız var. Kahve kupası var. Bunlar sonradan eklenmiş gördüğünüz gibi. Daha önce yoktu bu ikisi. Bunları tekneyle götürmem mümkün olmadığı için şu anlık burada bırakıyorum. Ama muhtemelen bir ara gelip bunları alırım buradan. Çünkü ben bu evi şahsen kullanmıyorum. Şimdi bunu alalım. Tekrar geri döneceğiz. Minibüste turumuzu sürdürüyor olacağız. Bunu şöyle bırakayım. Nasıl geçeceğiz şimdi? Heh. Biraz algılaması sıkıntı olabiliyor. Evet, neyse minibüsün oradan devam edelim. Evet, tekneyle tekrar minibüsümüze geri geldik. Şöyle kapatalım. Kivi kovasını alalım. Şunu şöyle sallayalım. Tamamdır. Orada bir şey mi vardı? Ben mi yanlış gördüm? Bu nedir abi? Minibüsün alttan bir parçası sanırım. Aynen. Orada bir eziklik olduğu için gözükmüş. Çabuk çalıştı. Yakında zaten kapattığınız için. Bu arada bir detay daha vereyim. Güncelleme ile ilgili, son güncelleme ile ilgili. Minibüse sabah veya gece falan böyle sabahın erken saatlerinde bindiğiniz zaman camları böyle buharlı oluyor. Biliyorsunuz gerçekte de öyle oluyor. Akşamları serin olduğu zaman sabaha karşı böyle camlar falan buhar içinde oluyor. Aynı olayı buna da eklemişler. Bayağı da gerçekçi duruyor. Minibüsü kullanınca bir süre sonra kendiliğinden böyle bu hale geliyor. Ufak bir detay ama güzel bir detay. Şöyle ana yolumuza geldik. Şimdi bu taraf tamirciye giden taraf. Bu tarafa gidersek köprüye bakabiliriz. Bu tarafa gidersek kesin fark ettiğim bir değişiklik yok. Fakat bu tarafa da bakmamız gerekiyor. O yüzden önce ben bu tarafa gideceğim. Köprüye bakalım. O şekilde turumuza devam edelim. Evet, tamircinin oradan gördüğümüz büyük köprüye geldik. Buraya gelmeden bir uğradığım yer daha oldu. O da biliyorsunuz oyuna yine sonradan eklenen fabrikamsı böyle büyük bir binaların böyle bulunduğu bir alan vardı. Oraya da uğradım. Fakat herhangi bir değişiklik yoktu. Oldukça büyük bir köprü gördüğünüz gibi. Alt kısmı bu şekilde. Şöyle bir de üzerine çıkalım. Eğer bir araba çarpmasına maruz kalmazsak güzel olur. Şöyle üzerinden gidebiliyor muyuz? Evet, gidebiliyoruz. Ama bayağı sıkıntılı yani. Şöyle şu tarafa çıkabilirsek bizim için daha güvenli olabilir. Heh. Evet, burası ilk olarak köprüyü gördüğümüz tarafta. Gördüğünüz gibi eski ev ve surlar vesaire var. O taraftan görmüştük. Şu nedir abi? Burada bir şey var sanki ama emin değilim. Şey olabilir ya da diğer küçük köprü de olabilir. Muhtemelen odur. Köprü bu şekilde. Bu taraftan bir bakalım. Şöyle bir bakınalım. Köprünün manzarası da bu şekilde. Buradan sonra tamirci epey yakın. İleride az ileride bir hemen giriş var. Tamirciye gidiş için. Bizim minibüsünün aynısından geçti. Şöyle bir bakayım. Yol serbest. Hemen minibüse atlayalım. Köprüden sonra turumuza devam ediyoruz. Evet, turumuzun diğer durağı iki tane yapı var biliyorsunuz oyuna güncellemeden bir güncelleme ile eklenen oyunun başında bulunmayan iki tane rampa benzeri bir yapı var. Onun etrafında o rampanın bulunduğu tepeye çıkmak için böyle yollar mevcut.
Bir tane yolda böyle direklere rastladım. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde yolun kenarına koyulmuş. Aydınlatmaya benziyor ama aydınlatması da bulunmuyor. Ne amaçla koyulmuş şimdilik bilmiyorum. Herhalde sonradan lamba işlevi verecekler. Şöyle bir tepeye çıkalım. Sizlerle birlikte üst kısmında bir değişiklik var mı? Görüp öğrenelim. Biraz hızımızı alıp çıkmamız lazım. Evet, minibüsün gücü buraya kadar yetmedi. Dediğim gibi hızlanıp gelmek lazım. Ama çok dik, doğrudan bir çıkış olduğu için diğer yolları ben tercih edeceğim. Minibüs çünkü zaten bu zeminde öyle çok tutunabilecek bir güce sahip değil. Çok fazla kayıyor. Şuradaki yollardan çıkabiliriz. Şurayı tercih edeceğim. Bakalım başarılı olabilecek mi? Bire atalım. Evet. Gördüğünüz gibi kaldı. Burayı da çıkamadı. Buradan umutluydum aslında. Neyse. Şuradaki ana yolu tercih edeceğiz demek ki. Oldukça zayıf bir motoru var tepelere çıkmak için. Başka araçlarla çıkılır tabi de. Şöyle yolu takip edelim. Sonunda tepeye ulaştık. Şu baş kısımlarda biliyorsunuz içeri girilebilen yerler vardı. Bakıyoruz. İçerisi sanki kaplanmış gibi gözüküyor ve merdiven var. Merdiven eklenmiş. Daha önce böyle bir durum yoktu. Şöyle bir çıkalım bakalım. Ne var ne yok. İnsan şuraya bir asansör koyar. Yapımcıdan asansör talep ediyoruz. Tepeye vardık. Ve evet. Buradan ne yapıyoruz? Kayıp gidiyor muyuz? Buradan çıkış oldu gördüğünüz gibi. Böyle ilginç bir yer. Bir şeyi anlamlandırmak mümkün değil açıkçası. Bir an önce aşağıya inelim. Çünkü susuzluktan ölebiliriz. Sonrasında diğer kısmın da içine bakalım. Diğer kısmın üstüne çıkmaya gerek var mı bilmiyorum. Bir şey bulur muyuz acaba? Dükkanda olduğu gibi not falan. Aslında bakmakta bir fayda var. Her zaman gelmiyoruz buraya. Çıkıp bakalım bir şey olmaz. Öf be arkadaş. Kaç merdiven var burada? Ha bitti, ha bitti derken bitmiyor. Ha. Hele şükür. Minibüs neredesin? Vallahi öleceğiz şimdi. Çabuk aç şunu. Ha. Son anda. Kafa 1 milyon. Ama da yukarı çıkarız şimdi. Ha. Bu daha alçak zaten. Öyle gözüküyor. Buna daha çabuk çıkabiliriz. Bunun içine de bakalım. Aynı şekilde beyaz kaplama duvarlar ve merdivenler. Sinekler dolaşmaya başladı. Sağda solda bir şey var mı? Yok. Uzaktan geçen arabalar gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet, burası da bu şekilde. Turumuza devam edelim. Buradan sonra gideceğim yer çöplük olacak. Çöplükten sonra oyuna sonradan eklenen yine güncellemelerden bir tanesine eklenen tarla kısmı vardı. Oraya bir bakacağım. Yere de bira düşmüş abi. Şunu da alalım. Üf, bunlar hepsi bu tarafa gelmiş. Dediğim gibi çöplük, sonrasında tarla kısmı. Sonrasında doğrudan eve doğru ilerleyeceğim. Bir değişiklik olursa göstereceğim. Eğer yoksa evde bölümü tamamlayacağız. Evet, çöplüğe geldik. Pist kısmına baktım. Görebildiğim kadarıyla bir farklılık yoktu. Burada gördüğünüz gibi şekerler var. Bunları alalım. Tekerlek yine bunu ben önceki sevimde almıştım. Şöyle sallayalım. Şu bayağı büyük mumu şöyle atacağım. Sofamız var. O da oyuna ekleyeli bayağı bir süre olmuştu. Yiyecekler falan da var. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Başka bir şey yok. Bunlar muhtemelen markette bir yerde falandı. Öyle bagda magda kaldı görmedik. Sonrasında burayı spamlandılar diye düşünüyorum. Bunların böyle tamamını atalım. Karakter strese girdi. Uykusuzluk var. Evet, bunları ben burayı alacağım. Şunların hepsini, sofrayı da. Yola devam edeceğim. Dediğim gibi yolda bir farklılık görürsem gösteririm. Yoksa evde bölümümüzü tamamlayacağız. Evet, eve tekrar geri döndük. Minibüsü şöyle
Kapıya yakın bir şekilde bırakalım. İçinde çünkü bayağı bir eşya var bu sefer. Şu kirju kovasını bir alalım önce. Yan durdu ilginç bir şekilde. Bunu ben şöyle şu tarafa koyacağım. Tamamdır. Bu orada durabilir. Başka yerleştirebileceğimiz ne var hızlı bir şekilde? Yaylar var burada. Bayağı da ağırmış yani gitmiyor fırlattığınız zaman. Şuralarda bir yay daha olacak ama bundan bir tane daha olacak derken burada çıktı o da. Bunu da şöyle koyalım. Sonrasında şurada bir tekerleğimiz var. Ve telefon. Bakalım kimmiş? Evet. Marketteki eleman postan geldi diyor. Neyin postasıysa. Buraya gittiğimiz zaman da ilginç bir şekilde ücreti olmayan bir postayı aldık. Bu cam da yolda gelirken kırıldı. Yanlışlıkla yumruk atınca cam elden gitti. Şimdi bunu burada bıraksam mı? Yine önceden biliyorsunuz böyle bırakıyordum ben bunu. Bu konuda kararsızım. Şimdilik kalsın. Sıkıntı yok. Buradan alabileceğimiz bir şey. Şunları ben alacağım. Şu vır zıvırlar zaten. Başka alacağım bir şey yok. Tekerleği şöyle şu tarafa koyalım. Buna boya atabiliriz ama boya olayına henüz gelmedik. Hakkımda bir boya yok şu an. Hangi renk olsun diye. Yayları da şu jantların olduğu kısma koyabiliriz. Garajda işimiz yok şimdilik. Şu kapıları ben kapatalım. Şöyle. Heh. Kapıları da kapattım mı? Tamamdır. Şu ihtiyaçları bir halledip bölümü tamamlayalım. Yemek de bayağı bir ihtiyaçmış şu anda. Gerçi minibüstekilerden yiyelim ya. Bunları taşıyacağız, edeceğiz zaten. Şundan bir tane gömelim. Tamam zaten şu an. Sonrasında su. Hemen suyu içelim. Oğlum bir şey mi gördüm? Yok, bana öyle gelmiş. Suyu da hızlı bir şekilde hallettik. Sonrasında tuvalet var. Tuvalet ihtiyacımız var. Şöyle. Stres her zaman var. İkisini bir arada aradan çıkartayım dedim. Tuvaletimizi yaparken sigara içiyoruz. Ev yandığı için sigara olayından korkuyorum o yüzden. Genelde dışarı çıkıp hallediyorum. Ne olur ne olmaz. Yatınca biliyorsunuz ev yanıyor direkt. Uyku az bir şey var. Kirliliği halledelim. Uykuya gerek yok şimdilik. Uyku idare eder. Sinek sesleri yine kalsak da devam ediyor. Şu sinek ilacını kullanırım ben şimdi. Bitiririm bunu. Şunu sık bakalım. Tamamen kullanalım. Nasıl olsa aldık bir sürü. Bir kere daha sık. 3 kullanımlık zaten. Ve empty oldu direkt. Bu arada en son çöplükteyken hava kararıyordu diyeceksiniz. Şimdi nasıl aydınlık oldu? Mecburen yemek ve su ihtiyacını halledip orada sofada uyuyarak gündüz yaptım. Şöyle bir bakalım. Evden hiç bakmadık şöyle karşıya. Kapatmadan bir bakalım. Evet, şöyle bir etrafa bakalım. Uzaktan görünürde bir şey yok gibi. Gördüğünüz gibi şehir merkezi burada. Yazlık evimiz burada. Burası nedir? Düşmeyelim aman diyeyim. Sıkıntı olmasın. Burada da yapılar var. Galiba sonradan eklenen surların olduğu yer arası olabilir. Tam emin değilim. Evet, eve dönerim şimdi hemen. Bölümümüzü noktalayacağız. Evet arkadaşlar, bu bölümde haritayı dolaştık. Ne varsa şöyle yorumlayarak tamamlayalım. Evimizden çıktık. Şu rotayı takip ettim. Sola döndüm. Tamirciye doğru yol aldım. Tamirciye jantları bıraktık. Lastik takılması için. Şurada ufak bir köprü var. Bunu size gösterdim. Sonrasında yeni yapıları şuradakileri gösterdim. Ardından şu yoldan devam ederek eğlence kulübü tarzı olan yer var bir tane şurası. Orayı size gösterdim. Kumarbazın evine uğradık. Ardından şuradan şu şekilde şehir merkezine geldik. Buradan dükkana uğradık. Bir tane boş olan dükkan vardı. Bir tane not bulduk içinde. Ardından yakıt ve yiyecek vesaire aldık ve tekneyle evimize geçtik. Yazlık eve tekrar geri döndük ve
Şuradan ana yola çıktım ben. Şu büyük köprüyü görmek amacıyla şuradan sağa dönerek şu şekilde ben bir yol izledim. Bu şekilde bayağı bir dolaşarak şurayı da geçtim. Şöyle bakıyorum. Neresi olabilir diye. Şu şekilde yol devam ediyor. Burası çiftliğin olduğu kısım. Olsa gerek. Harita şu an tersten böyle bir gelince bir garip geldi de. Tamam, pist zaten şurası. Evet, buradaki iki tane şey vardı. İki tane böyle rampa tarzı yer vardı. Oraya baktık. Sonrasında çöplüğe uğradık. Oradan ben çiftliğe baktım. Herhangi bir tarla kısmına baktım daha doğrusu. Herhangi bir değişiklik yoktu. Sonrasında aynı yolu izleyerek şu şekilde eve tekrar ulaştım. Bölümde böyle bir tur atmış olduk. Sonraki bölümde biraz araçla ilgileneceğiz. Az önce zaten telefon çaldı. Parçaların geldi dedi. Yeni parçaları alırız. Lastikleri alırız. Satsuma'ya onları takarız, yerleştiririz. Şu kaputu falan değişti. Şu eski kaput biliyorsunuz. Yeni kaput içeride. Lambalarını takmıştık zaten. İçerisine takılacak bir şey. Yangın tüpü falan takılacak. Vesaire. Diğer bölümde yani sırf Satsuma ile uğraşırız. Bu bölümlük benden bu kadardı. Haritadaki değişiklikleri size canlı olarak göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Video hakkında ve değişiklikler hakkında aşağıya yorum yaparak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.